büyük babamın bana küçükken anlattığı bir hikayedir. Köyümüzde bir tüccar vardı. Müşterilerine hile yapmak ve onları kandırmak için cıva dolu bir terazi kullanırdı. Bu cıva ölçeğinden dolayı bayağı para kazandı. Sonra evlendi ve 3 çocuğu oldu. Karısı çok genç yaşta ölerek 3 oğluna bakması için onu yalnız bıraktı. Ne yazık ki en büyük 2 oğlu yetişkinliğe erişemeden öldü. 3 aile üyesini kaybetmek onu harap etti. Durumu daha da kötüleşti. Geriye kalan tek oğlu gelininden ilk çocuğunu beklerken öldü. Bir gün gelinini çağırdı ve içindeki cıvayı ortaya çıkarmak için ölçeği çırptı. Dürüst olmayan iş ilişkilerini itiraf etti ve bundan sonra servet veya şans için aile üyelerinin ömrünü kısaltacak hiçbir şeyi asla yapmayacağına yemin etti. Gelini doğum yaparken zor bir doğum geçirdi. Yaşlı adam çok endişeliydi. Tam o anda ihtiyar bir Budist keşiş kara ağaçtan kapısını ısrarla çaldı. Yaşlı adam hizmetkarının ona yiyecek vermesini ve onu yoluna göndermesini düşündü. Fakat keşiş ondan önce konuştu. "Senden pirinç veya erişte istemiyorum. Evinizde olan her şeyi biliyorum," dedi. Bu kelimeleri duyan tüccar keşişi içeri davet etti. Keşiş evindeki trajik ölümlerin sebep ve sonuç ilişkilerini açıkladı. Tüccarın 3 oğlu da daha önceki hayatlarında tüccarın cıva ölçeğindeki yaptığı sahtekarlık ilişkileri yüzünden ölmüştü. Bu hayatta karmik borçlarını ödemesi için oğulları olarak yeniden doğmuşlardı. Tüccar çocuklarının erken yaşlarda ölümünü izleyerek acı çekti ve hayatının geri kalanını ona bakan herhangi bir çocuk olmadan yaşadı. Ancak tüccar hatalarıyla oğulları öldükten sonra yüzleşti ve cıva ölçeğini yok ettikten sonra cennet günlerinin geri kalanında kendisine bakacak bir torun verdi. Yaşlı keşiş tüccarın gelini için biraz ilaç hazırladı. Bir süre sonra sağlıklı bir bebek doğurdu.